Ezgi Vural mı? Klasörün adı bu mu? Evet, bilmek istersiniz diye düşündüm. Çok sayıda video ve fotoğraf var. Açsana birini. Bu görüntüler iş bilgisayarında ne arıyor? Ben de anlamadım. Soralım o halde. Ezgi. Evet. Gizli kamerayla kayda alındığını biliyor muydun? Ne kaydı? Ne diyorsun Bahar? Bu ne ya? Sen dokunma. Sakın dokunma. Sensin işte. Farklı gün ve saatlerdeki kayıtlar bir klasörde toplanmış. Nasıl ya? Kim yapmış bunu? Amcanın mekanda bulunduğumuza göre tabii ki amcanın işi. Tamam da niye? Niyesini amcana soracaksın. Ayrıca bu Nadir'in işlediği suçların yanında hiçbir şey. Deliliniz nerede peki? Çünkü aleyhinde konuşacak herkesi öldürttü. Mahkemeye çıkacak kimse bırakmadı elimizde. Tanıkları bırak. Davayı açacak savcıyı bile öldürdü. Kendine gel artık ya. Aç gözünü ne olur. Cemal beni uyarmaya çalışmıştı. Haklıymış galiba. Sadece Cemal mi uyarmaya çalıştı seni? Hepimiz seni uyarmaya çalıştık ayrı ayrı. Al bak, hard diskte 500'den fazla video dosyası var. Her şeyini, her anını dakika dakika kaydetmiş. Ama bu kadarı çok fazla. Böyle bir şeyi nasıl yapar ya? Açık söyleyeyim, şaşırmadım. Tüm bilgisayarlara bakmamız lazım. Başka kayıtlarım da olabilir. Bu nasıl bir sapıklık ya? Amca dediğim Yürü. Adam beni gözetliyormuş. Ortağız dediysek ortağız, merak etme. Yalnız senin bu patronunu yine bırakırlarsa canımı sıkılır ha. Sadece gözaltı yetmez. Tutuklanması lazım. Belki tutuklanır bu sefer. Biz yine de işi şansa bırakmayalım. Bu bilgisayarı nereden buldunuz? Kilitli çekmecelerin birinde buldum. Açılmıyor mu? Maalesef şifrelenmiş. Bu laptop Nadir için önemli olmalı. Doğukan bir baksana be. Bir dakika ya, bir şeyler oluyor. Mouse'u sen mi oynattın? Hayır, dokunmadım bile. Uzaktan kontrol ediliyor herhalde. Açıldı. Nasıl yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Dışarıdan müdahale oldu. Burada binlerce sayfa doküman var. Bir dakika ya. Bunlar muhasebe kayıtları. Hem de 2004'e kadar gidiyor. Yani Nadir'in tüm para akışı elimizde şu an, öyle mi? Bu harika. Tamam. Artık Nadir kolay kolay çıkamaz. Bütün belgeleri polisin önüne koydum. İyi yapmışsın. Kusura bakmayın. İkinizden de özür dilerim. Hem sizden hem de ekipteki herkesten. Başından beri siz haklıymışsınız. Ben çok büyük yanılmışım. Ne oldu bu kıza böyle? Gerçekleri görmeye başladı. Bakışlarını hiç beğenmedim Ezgi. Normaldir. Hayatımda hiç bu kadar mutsuz olmamıştım. Evime yerleştirdiğin kameradan bahsediyorum. Niye yaptın? Sana göz kulak olmak istedim. Başına bir şey gelirse bunu bilmek hakkım değil mi? Artık hiçbir lafına inanmıyorum. Gözlerime bak ve doğruyu söyle amca. Sen o söyledikleri adam mısın? Neden bahsettiğini anlamıyorum Ezgi. Bal gibi anlıyorsun. Herkes senin suçlarını konuşuyor. Benim biricik amcam gurur duyduğum Nadir Alaca meğer çete lideriymiş. Yok öyle bir şey. Seni kandırıyorlar. Dokunma bana. Asıl sen beni kandırdın. Seni savunacağım diye herkese düşman oldum. Senin yüzünden kimsenin yüzüne bakamıyorum artık. Niye bu oyunları oynadın bana? Niye kandırdın beni? Memure Hanım, avukatlarımı içeri alın lütfen. Önce beni hayatına aldın. Sonra hayatımı mahvettin. Ben seni babam bildim. Seni sevdiğim için utanıyorum kendimden. Senin gibi berbat birini, aşağılık bir katili babam yerine koydum ya. Bana da yazıklar olsun. Bakın buraya. Avukatımı istiyorum. Şimdi de kurtulmak mı istiyorsun? Başından atmak mı istiyorsun beni? Çok beklersin. Artık peşindeyim. Peşindeyim Nadir Alaca, anladın mı? Sana bedel ödetmeden ölmeyeceğim. Size söylediklerim için, sizi dinlemediğim için, aptallığım için. Utançla nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Nasıl görmedim, nasıl anlamadım. Polis olacağım bir de. Gözümün önündeki nasıl fark etmedim ya? O kadar da yüklenme kendine. Senin yanlışın Nadir'e güvenmek değil. Küçüktün, yapayalnızdın.
Tutunacağın tek dal oydu. Kimsesiz haldeyken sana elini uzattı. Kim olsa o eli tutardı. Sen de tuttun. Keşke ne zaman bırakacağını bilebilseydim. Seni uyarmak için çok uğraştım. Ama sen kalkıp bana kafa tuttun. O kadar pişmanım ki Zaha baba. Çok özür dilerim. İşe yaramaz artık biliyorum. Ama yine de özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Bahar, Ezgi ile bir lavaboya gidin hadi. Tamam, anlaşıldı baba. Hadi gel Ezgi. Ne olacak şimdi? Ekibe geri alacak mıyız? Bilmiyorum. Sen ne dersin? Pişman olması iyi tabii. Ama günah da az buz değil. Vallahi ben de bilemedim Rıza baba. Sen bilirsin. Karar merci sensin Rıza baba. Sen ne dersen o. Belki.